Şimdi tabii bu önemli, tartışılan bir mesele. Bir de İnce meselesi var. Duayenleri meseleden yakalamışken. Ziyade evet, sorunsala dönüyorum. Ben oradan yine böyle arabulucu girişimleri seziyorum ama. Evet, Murat Bey, sizin de bu konuda yine attığınız son bir tweet var. Onu da ben paylaşmak istiyorum. Diyorsunuz ki CHP Muharrem İnce konusunda üzerine düşeni yapmıştır. Türkiye'nin durumundan, aynı zamanda mevcut yönetimden memnun olmayan ve yeni bir dönemin başlamasını isteyen herkesin Sayın Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na kayıtsız, koşulsuz destek vermesi gerekir diyorsunuz. Aslında net mesajınızı da ortaya koyuyorsunuz. Şimdi bu İnce sorunsalı olmasına neden yaşadığımız olaylar, işte Kılıçdaroğlu ile görüştüler, sonrasında Kılıçdaroğlu'nun tüm pozitif mesajlarına rağmen İnce'den sert mesajlar geldi. Hatta şöyle söyledi, Kılıçdaroğlu teklifler yapıldı ama Muharrem İnce olumlu cevap vermedi dese bile Muharrem İnce'de bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapıldı dedi, siz de biliyorsunuz. Şimdi bu sorunsalda geldiğimiz noktada acaba siz durumu nasıl görüyorsunuz? Yani ben de bir ekleme daha yapayım. Az önce DSP'lilerle bazı temasta bulunduğunuzu söylediniz. Muharrem İnce meselesinde de Fikri Sağlar'ın yaptığı gibi, Hikmet Çetin'in yaptığı gibi bir duayen olarak sizin de bir devreye girmeniz veya sizin de bir temasta oldum, hiç devreye falan girdiniz mi? Evet. Evet. Ben önce bu tartışmayı yaparken ve bu durumu değerlendirirken Memleket Partisi'nin, DSP'nin oy oranını ya da onlara oy verenlerin sayısını çok önemsemediğimi belirtmek istiyorum. Konuya o açıdan yaklaşmamalıyız Gizem Hanım. Oyu kaç olursa olsun, oranı kaç olursa olsun biz bir araya gelmeliyiz. Bir araya gelmek zorundayız. Doğru. Bu tartışmaların bizim birlikteliğimizi engelleyen bir takım sonuçlar ortaya koyduğunu üzülerek görüyorum. Önce bunu belirteyim. Bir de program boyunca demokratik sol ve sosyal demokrasi kavramlarını sanki ayrı ayrı kavramlarmış gibi kullanıyoruz. Bir terminolojik düzeltme yapayım. Ya biraz Ecevit ayrı olduğunu belirtiyor. O retorik. O retorik. Evet. İşin esasında demokratik sosyalizm, sosyal demokrasi ve demokratik sol aynı anlama gelir. Sosyalist Enternasyonel'de alınmış bir karara göndermede bulunarak bunu söylüyorum. Doğrusu da budur. Muharrem Bey için, evet, Muharrem Bey için daha önce Sayın Altan Öğmen'le bir girişimimiz olmuştu. Hikmet Çetin Bey de daha sonra ona katılmıştı. Ama evet, o zaman tek taraflı bir durum vardı Hakan Bey. Yani Sayın İnce'nin partiyi kurultaya götürme girişimi vardı. Onun bazı olumsuzlukları beraberinde getireceğinden kaygı duyuyorduk. O nedenle tek taraflı olarak, yani Sayın Kılıçdaroğlu'na ya da parti yönetimine haber vermeden tek taraflı olarak bir girişimde bulunmuştuk. Şimdiki durum farklı. Şimdi çift taraflı bir durum var. Yani olayın iki tarafı var. O nedenle her iki taraftan da bir işaret almadan ya da onay almadan ya da bir talep gelmeden bir girişimde bulunulmasının çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Nitekim sonuçta alınamadı. Yani tekil girişimlerden bir sonuçta. Yani Hikmet Bey de Fikri Sağlar'da. Evet, arkadaşlarımızın açıklamalarına bakıyorum. Her iki arkadaşımız da böyle bir açıklamada bulundular. Oysa her iki tarafın iradesiyle ya da istemiyle bir girişimde bulunabilmiş olsaydı, bu zaten genel kuraldır. Yani arabuluculuk dediğimiz şey de buna dayanmalıdır. Çok daha başarılı sonuçlar alınabilirdi. Ben başlangıçta Sayın Muharrem İnce'nin ve arkadaşlarının partimizin evlatları olduğunu dile getirmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendilerine bir yaklaşım sergilemelerinin zorunlu olduğu görüşündeydim. Bunu ifade etmiştim, dile getirmiştim. Sayın Kılıçdaroğlu ile Muharrem Bey'in, Sayın İnce'nin görüşmeleri sonrasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamada depremi konuştuk şeklinde bir ifade vardı. Yani onu da hani çok doğru bulmamıştım. Fakat Ecem, yani depremi yani konuşulması gereken konu başka. Yani biraz önce söylediğim gibi, bakın, bu işi şansa bırakmamalıyız. Hiç aritmetik hesaba falan gerek yok. Korkulu rüya görmemeliyiz. 90'lı yıllarda yaşadığımızı tekrar yaşamamalıyız. Ankara'da, İstanbul'da her yerde yaşadığımızı yaşamamalıyız. Onun için diyorum, orana bakmadan, sayıya bakmadan sosyal demokratlar bir araya gelmelidir. Yani başkalarıyla bir araya geldik, değil mi? Evet. Yani Saadet'i var, Devası var, Geleceği var, Demokrat Partisi var da hani onlar dostlarımız, ben dostlarımızdan önce akrabalarımızla görüşmeliyiz diye bir ifade kullanmıştım. Akrabalarımızla görüşmeliyiz demiştim. Bir araya gelmeliyiz. O nedenle de hani depremden çok böyle bir konuyu konuşmanın daha doğru olacağı düşüncesindeydim. Fakat sonra anlaşıldı ki Engin Bey, Sayın Engin Altay zaten görüşmüş. Ve yine anlaşıldı ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun depremi görüştük şeklindeki açıklaması da Engin Bey'in görüşmelerinden çıkan sonuçla ilgili bir somut durum olmadığı için hani kamuoyunu bu şekilde bilgilendirmenin daha doğru olacağını. İçeride yaşanan siyasi depremi demekse double meaning yaptı. Evet, iyimser bir şekilde Hakan Bey'in dediği gibi de görülebilir. Şimdi görüyoruz ki artık durum net. Görüyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Muharrem İnce'nin ve arkadaşlarının bu birliktelik içinde yer alması için teklif edebileceklerini teklif etmişler. Teklifin yalnızca genel başkandan genel başkan olması gerekmiyor Gizem Hanım. Genel başkan yardımcıları var, parti sözcüleri var. Tabii. Yani Muharrem Bey diyor ki bana böyle bir teklifte bulunulmadı. Kemal Bey geldiğinde bizzat Kemal Bey bulunmadı diyor. Bulunmadı ama yani işte bunun görüşmenin değişik yolları var. Hatırlı dostlar tarafından işte teklif yapılmış. Hatırlı hatırsız neyse parti adına birisi gitmiş ve Sayın İnce'ye Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliktelikle ilgili arzusunu ve buna ilişkin çözümlerini sunmuş. Evet. Ne sunmuşlar mesela, duyduğunuz bir şey var mı? Çok net olarak bilmiyorum. Ortalıkta dolaşan lafları tekrar etmenin de çok uygun olmayacağını düşünüyorum. Yani ama bir bakanlık teklifi gibi falan bir şeyler olmuş. Söyleniyor. Bakanlık milletvekilliği herhalde başlıyor. Söyleniyor. Hatta Sanayi Bakanlığı teklifi olduğu ya da Milli Eğitim Bakanlığı teklifinde bulunuldu. Evet. Yani Muharrem Bey'in kuantum fiziğine olan merakı nedeniyle böyle bir değerlendirmede bulunulduğu da dile getirilmişti. Bilmiyorum. Yani bunların bir anlamı yok. Bilmediğim için de tekrar etmek istemiyorum. Tabii Kemal Bey bizzat ona gidip Engin Bey de sana gelmiş bunları söylemiş. Muharrem daha fazla ne istiyorsun deseydi de Muharrem İnce çıkışta sanki bu tavrını sürdürecek gibi geliyordu bana. Bilemiyorum, tahminde bulunmak istemiyorum. Yani ben kayıtsız, koşulsuz bir araya gelinmesini gerekli ve zorunlu görüyorum. Gecikti mi sizce, olur mu? Uluç abi de onu söyler belki, umut vardır. Yani bence Fikri Sağlar gecikildi diyor, belki katılır. Evet, gecikildi ifadesi de var. Bence de daha önce görüşülmesinde yarar vardı. Ama 24 saat uzundur ifadesi var ya, daha 24 saat değil. Belki de 20 saat falan galiba, pardon. Yani olabilir. Böyle bir gelişme sağlanabilir. Nasıl 72 saatte Millet İttifakı kendi içindeki krizi çözdüyse toplumdan gelen baskıyla, halktan gelen baskıyla Millet İttifakı bir emniyet sübabına sahip olduğunu sergilediyse, hepimize gösterdiyse bakarsınız burada böyle bir gelişme de olabilir. Keşke olsa, herkes için olsa. Dolayısıyla bu işi şansa bırakmamak gerekiyor. Onun için hala şans var. Daha sonrası için de şans var. Yani sandığa gidene kadar her zaman için ben şans olduğunu düşünüyorum ama yarınki aşama tabii çok kritik, çok önemli bir aşama. Listeler açıklanacak 17'ye kadar. Muharrem İnce de şey diyor, işte bu 9 Nisan'da patlayacak, CHP'den bana İstifalar doğru olacak diyor. Benim oy artışımı, o potansiyelim dediği şeyi asıl o zaman göreceksiniz diyor ama çok emin değilim. Çok emin değilim. Ben sizin gibi ümitkarım. Evet. Şimdi siz tam oy potansiyeli dediniz. Sayın Karayalçın da sayılara bakmamak gerekiyor, sosyal demokratlar birleşmeli dedi. Fakat şimdi oy potansiyeli İnce açısından şöyle değerlendiriliyor. Diyor ki Muharrem İnce, Uluç Bey size döneceğim bu konuda. Partisinin oy potansiyelinin, Memleket Partisi'nin oy potansiyelinin %11-12 civarında olduğunu, kendisinin ise %30 civarında olduğunu söylüyor. Hatta kampanya sürecinde bu yüzdeyi daha da artırabileceğini öngörüyor. Hatta bir de şunu söyledi geçtiğimiz günlerde, benim oy potansiyelim hakkında Kemal Bey'e doğru bilgiler verilmemiş olabilir. Kendisi yanlış yönlendirilmiş olabilir dedi. Ortada 100 tane anket var. Nasıl yanlış gönderilecek? Yani? Evet, bir de Kemal Bey de tabii ki o anketleri elbette inceliyordur kurmaylarıyla birlikte. Şimdi hem bu oy potansiyeline belki değinirsiniz, söylemek istedikleriniz vardır. Hem de böyle bir şey